zamanda olduğu gibi iki nokta arasındaki uzunluk ölçümü de referans sistemine bağlıdır. Şekildeki çubuğun boyunu x üssü y üssü laboratuvar sisteminde ölçtüğümüzde bulacağımız sonuçla v hızıyla hareket eden x y laboratuvar sisteminde ölçeceğimiz sonuç farklıdır. Bir cismin has uzunluğu L0, o cisme göre durgun olan biri tarafından ölçülen uzunluktur ve kendine göre hareketli olan bir referans sisteminde ölçülen uzunluğu L'den daima büyüktür. Bu olay uzunluk kısalması olarak bilinir. Bu da özel relativite teorisinin ortaya attığı ve zihnimizde kabul etmekte zorlandığımız sonuçlardan biridir. XY X, üstü, Y gözlem çerçevesi ile X üssü Y üssü gözlem çerçevesi arasındaki dönüşüm katsayısı gamma eşittir 1 bölü karekök 1 eksi V kare bölü C kare olur. Hareketli çerçevede laboratuvar sisteminde ölçülen uzunluk L, L eşittir L0 bölü gamma olarak bulunur. Burada cisimlerin boyunda meydana gelen uzunluk kısalmasının yalnız hareket doğrultusunda ortaya çıktığını unutmamak gerekir. Relativistik hızda hareket eden bir cismin boyunun hızına bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olur. Gama yaklaşık 1 olduğunda cismin x ekseni doğrultusundaki boyu L0x olur. Çünkü bu durumda v c'den çok küçüktür. Cismin boyutlarında herhangi bir değişme gözlenemez. Cismin hızı ışık hızına yaklaştığında gamma büyür hareket doğrultusunda uzunluk kısalması gözlenir. V yaklaşık C olduğunda gama çok büyük değerler alır ve sonsuza gider. Bu durumda hareket doğrultusundaki uzunluk sıfıra yaklaşır. <laughs>